Evet arkadaşlar, buradan Savcı Sayan'a selam ederek, kendisi Ağrı Belediye Başkanı, onu da söyleyelim. Savcı Sayan'a selam ederek yayınımıza başlayabiliriz. Başarılarının devamını diliyorum ve gerçekten hizmet ettiği için, halka hizmet ettiği için Savcı Sayan'a bir teşekkür videosu babında yaptığım bu videoda kendisi şu anda CHP ve yandaş besleme medya tarafından şu an linç edilmekte. Bunu özellikle Tele1, ABC gazetesi, bu alçaklar, bu onursuzlar bizi hedefe koymak için ellerinden geleni yapıyorlar. HDP'nin içindeki tecavüz olaylarını, milletvekillerinin yapmış olduğu tecavüzleri bertaraf etmek için bizi kullanmaya çalışıyorlar. Bizi linç etmeye çalışıyorlar. Yoksa Nizamettin Şahin'le bir sağ kolmuş, sol kolmuş, hiç öyle bir irtibatım da yok, bir ilişkim de yok. Şimdi arkadaşlar, CHP sosyal medyada çok yaygın. Bakın, Avrupa'dan ve Amerika'dan fonlanıyorlar, para alıyorlar. Bu delille ispatlandı. 2020 yılında 6 kat daha fazla biz sizi fonladık ama bir türlü Erdoğan'a etki yapamıyorsunuz diye söylüyorlardı zaten. Google'da araştırırsanız öğrenebilirsiniz bu gerçeği. Şimdi bu yüzden ben ve benim gibi diğer sosyal medya araştırmacılarına ve habercilerine destek amaçlı videomuzu beğenip ve abone olmak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü 2023 seçimlerinde çok zorlu ve çetin bir seçim olacak. Bir şer ittifakına ülkeyi öyle ne ödüğü belirsiz 5-6 tane 8-10 tane kendini bilmez bir araya gelmiş, yani 5 benzemez hesabı, ülkeyi onlara teslim edemeyiz arkadaşlar. Şimdi bak, Savcı Sayan da zaten kendisi bağıra bağıra söylüyor. Diyor ki sosyal medyada linç ediyorlar beni. Yalan haberler dönüyor. ABC, Tele1, bir Nizamettin Şahin diye birisiyle çekilmiş olduğu bir fotoğraf karesini alarak o Nizamettin Şahin denilen şahıs bir kıza, kız çocuğuna tacizden şu an gözaltına alınmış ve tutuklanmış birisi. Nizamettin Şahin Ağrı'da Damızlık ve Keçi Birliği var. Onun başkanı. Dolayısıyla benimle herhangi bir yakınlığı ya da herhangi bir irtibatı, ilişkisi yok. Dolayısıyla belki, yani diyebilirim ki, seçimden sonra da hiç görmedim. Ama seçim esnasında biz her mahalleye, her eve, her caddeye girdik, çıktık. Dolayısıyla orada bir fotoğraf çekilmiş. O fotoğraf karesinde o da var. Benim belediye meclis üyelerim de var. Benim il başkanım da var. Dolayısıyla tabii ben kimin orada olup olmadığını bilemem. Yani orada yüzlerce insan var. Fotoğraf kareleri var. Ben sokağa çıktığımda günde yüzlerce insanla fotoğraf çekiyoruz. Herkes geliyor bize, fotoğraf çekebilir miyiz diyor. Burada böyle bir şey de yok. Oradaki bir toplantıda onun da fotoğrafı varmış. Şu an araştırılıyor. Ne olduğu belli değil. Tam kesin bir şey değil ama yani her şey olabilir. Biz o kişinin ne olduğuna falan bakmıyoruz. O önemli değil. Eğer bir kişi suça karışmış ise o ne olursa olsun, hangi partiden olursa olsun kesinlikle cezasını çekmek zorunda arkadaşlar. Kanun önünde onu kimse savunmaz. Savunmayız da zaten. Bizim burada anlatmak istediğimiz, bakın, CHP sosyal medyada çok aktif. Aşırı derecede. Ve yalanları da çarpıtıp gerçekmiş gibi böyle lanse ederek bütün 80 milyona nüfuz edebiliyorlar. Bakın, Savcı Sayan'ı ne hale getirdiler. Savcı Sayan'ın avukatları şu anda ABC ve Tele1'e şu an dava açıyorlar. Yalan haberden ötürü dönüp dolaştırıp Savcı Sayan'a o resmi mal edip sanki Savcı Sayan'ın ortağıymış, sağ koluymuş, ikisi beraber yapmış gibi ithamlarda bulunuyorlar. Emniyetten sizin aradığınızdan hemen sonra bilgiye tam vakıf olmak için aradım. Şimdi gündüz gözüyle kendi bahçesinde ailesiyle otururken 3 tane kızınız gelmiş su içmeye oradaki çeşmede. Sonra kızlardan birisi bağırmış, bu beni taciz etti diye. O esnada şikayet olmuş, emniyet götürmüş, savcılığa çıkarmışlar. Olay şu anda savcılığa intikal etti, savcılık da tutuklamış. Tabii daha sonra haberim oluyor. Savcılık da tutuklamış, şu anda delilleri topluyorlar, kamera kayıtları var. Acaba böyle bir şey yapmış mı, yapmamış mı, yani taciz olayı var mı, yok mu? Bütün bunlar emniyet tarafından araştırılıyor, savcılık tarafından araştırılıyor. Şu anda olay savcılıkta. Hiçbirimizin bilgisi yok. Gizlilik var zaten dosyada. Neticeyi hep birlikte öğreneceğiz.
Kendisi de şu anda tutuklu cezaevinde. Tabii ki böyle bir şeye babamız da olsa bizim göz yummamız söz konusu olamaz. Allah belasını, eğer yapmışsa Allah belasını versin. Taciz etmişse Allah belasını versin. Onu yargı sonunda ortaya çıkaracaktır. Hiç kimsenin de bu anlamda bir müdahil olma durumu söz konusu olamaz. Ama özellikle bakın bu tavı başlatanlara bakın. Birisi Ağrılı, Almanya'da kaçak ceza almış. İlk önce o başlattı. Ondan sonra ABC gazetesi ve Tele1 başlattı. Bunları da mahkemeye veriyorum. Yarın benim avukatım bu iki gazeteyi ve siteyi, bu alçakları, bu onursuzları nasıl bizimle ilişkilendiriyorlar? Neye istinaden, hangi yakınlığım var? Benim bir kurulumda görevli mi, belediyede görevli mi? Ya da benim herhangi bulunduğum bir dernekte, bir vakıfta, bir toplumda, bir cemiyette bununla ilgili bir irtibatım söz konusu mu? Asla. Peki niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Sadece benim ismim üzerinden kendi milletvekillerinin tecavüz olaylarını kapatmak için son günlerde milletvekillerinin yapmış oldukları bazı tecavüz olaylarının üstünü örtmek için, bu da bizim AK Parti'nin eksikliğini gösteriyor, sosyal medyadaki zayıflığımızı gösteriyor. Onların yalanları bizim doğrularımızı kapatıyor. Tecavüz eden onlar, saldıran onlar ama her ne hikmetse suçlanan biz. Yani bunu da ben artık anlamış değilim. Sosyal medya rezaletinin, sosyal medya düzensizliğinin insanları hangi boyuta götürdüğünü görüyoruz. AK Parti camiası inşallah buradan bir ders çıkarmıştır. Sosyal medyada ne kadar zayıf olduğumuzu, ne kadar korkak olduğumuzu, olayların karşısında ne kadar sindiğimizi gösteren önemli bir delildir. Apaçık bir şey ortadayken hiçbirimizin dahli olmamış bir olayın içerisine bizi çekiyorlar. Ve dikkat ederseniz Şırnak'tan başlayarak bilmem Diyarbakır'dan, Mardin'den bugün de Ağrı hedefe konuldu. Varsa bir suç, varsa bir durum zaten Allah belasını versin. Yargı cezasını verecektir. Bu bizim kardeşimiz de olsa, babamız da olsa, öz evladımız da olsa bizim buna bir müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz. Hepimizin kızları var. Hepimiz kız babasıyız, çocuk babasıyız. Bunu nasıl böyle yapıyorlar, bu alçaklığı anlamış. O terbiyesizin yapmış olduğu o kötü hareketi, ama bak kesin onun da yani ne olduğu belirli değil. Ama şu anda bunun özellikle bu olayı, Nizamettin Şahin'in bu taciz denilen bu olayı gündeme getirip ikide bir de gündemi değiştirme çabalarının sebebi HDP milletvekillerinin, iki tane HDP milletvekillerinin tecavüzden şu anda yargılanıp disiplin suçundalar ve hapiste çıkabilir. Yani tam ne olduğu belli değil. Türkiye'den bu ABC ve Tele1'in bu yalan haberi yüzünden paylaşmış olduğu yalan haber sayesinde bütün Türkiye şu anda zan altında. Yurt dışından mesela bak ihraç edilmiş, aranan kaçak HDP'liler yapıyor bu işi. Onlara hani şikayette de bulunmuyor zaten. Önemli olan Türkiye'de olan bu Merden Yanardağ'ın kanalı neden böyle yapıyor, neden beni o şahısla lanse ediyor diye kendisi özellikle açıklıyor. Biz şimdi bu olay daha yani tazeyken herhangi bir, bakın, belediyede bir herhangi bir görevi, işçi sıfatı veyahut da bir vazifesi, bir maaşlı eleman, yani bir hani nüfus olmadığından savcı sayan kendisini yani şu an savunabiliyor. Hadi diyelim ki ne, bir de belediyede gerçekten çalışan bir işçi olsaydı yani. Ya şimdi insanoğlu bilemezsiniz ki ne kardeşim, suç işlemeden önce adamın alnında yarın suç işleyecek yazmıyor yani. Onu sen iyi bilirsin, görürsün, görünüşüne, konuşmasına aldanırsın. Daha sonra suça karışır, onun işlediği suç sana da hitam olamaz. Şimdi HDP'lilerin iki tane belediye iki tane milletvekilinin tecavüz olayından gündeme geldiği için bütün HDP'lileri de tecavüzden yargılamıyoruz şu anda. Ama yaramaz insan. Bunu biliyoruz yani. Çünkü onların kadrosunu Kandil seçti. Onlar hayırlı, düzgün insan değil. O Hüdaka'ya hani İslam'ı uğruna hani bir şeyler yapıyormuş gibi, dindarmış gibi kendini gösterip tanıtıyor ama geride Ayasofya'nın cami olmasına karşıyım, kilise olsun diye. Yani böyle hani bunların ne olduğu aslında yüzlerinden hani baktığınız zaman giyim kuşamından karar veremezsiniz. Bunların isimlerini Kandil'den tek tek sıraladılar. Şimdi Savcı Sayan'ın bir şikayeti sosyal medya üzerinden, hani bizim gibi araştırmacılar pek o kadar yaygın değil, çok değiliz o kadar. Araştırıp gerçekleri hani insanlara duyurmakta o kadar aktif değiliz.
CHP medyası çok böyle aktif olduğu için yalan haberi hızlıca ışık hızıyla yayabiliyor. Ve bir de genel başkanlarıyla ağrı milletvekillerinin arkasında durmadığını, savcı sayanı yalnız bıraktığını, buna benzer böyle hani iftiralar karşısında yalnızlaştırıldığından şikayetçi. O da tabii onların ayıbı. Yani seçildikten sonra veyahut da doğru gördüğün, bildiğin bir şey varsa peşinden gideceksin. Eğer doğru olduğunu bilmiyorsan onu araştıracaksın. Onun ne olduğunu öğreneceksin. Eğer ki doğru değil de yanlışsa o zaman tamam terk edebilirsin. O zaman bırakacaksın. Suçu kimse övmez. Ceza alacakken onun ceza almaması için, yani suç işleyen ceza almaması için elinden gelen her şeyi yapan, bu CHP'de biz çok kişi gördük. Yani Enes Berberoğlu mesela MİT'lerinden ötürü ne haltlar karıştırmış. Can Dündar'ı ne olduğunu biliyoruz. Kimin tasması eline boynunda olduğunu biliyoruz. Ama buna rağmen Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdü ve hala da onların suçsuz olduğuna, FETÖ'cü gazetecilerin suçsuz yer içeri yattığına, mağdur olduklarını savunuyor. Bunları biliyoruz. Şimdi burada savcı sayan gibi değerli bir belediye başkanı, bakın adam kendi ağzıyla diyor, ben Ankara'da AKP'li, Ağrı'da HDP ağzıyla konuşmuyorum diyor. Adam yani korkmuyorum, çekinmiyorum, tehditlere aldırış etmiyorum diyor. Gerçekten özü sözü bir konuşması, böyle mert adam konuşuyor. İşlerine, icraatlarına da baktık. Geleli daha yani o kadar kısa zaman olmasına rağmen, bakın bir sene kadar bir zaman olmasına rağmen bir dünya icraat yapmış. Koskoca İstanbul'un belediye başkanı, Ankara'nın belediye başkanı, İzmir'in bir şeyler yapamadılar. O kendisi, bakın aynı şekilde Zeydan Karalar, görüyorsunuz değil mi? Tiyatro, nasıl tiyatro oynuyorlar. Adam haciz geliyor, gelen haciz sonrasında o kadar belediyenin kepçesi, grayder, bir dünya hani belediye arazisi olmasına rağmen geliyor masasına ve sandalyesine haciz koyuyor. Masa sandalye gidiyor, emanet, ya git öbür misafir odasında çalış. Niye boş halının üzerinde tiyatro yapıyorsun? Getirmişsin köy sandalyesi, koymuşsun oraya. Hani çok mağdur rollerdesin. Mağduruz, mağdur çalışıyorsun. Senin evin ultra lüks bir evin varken yani oradan iki sandalye getiremedin mi? Koyamadın mı? Onu, o evindeki sandalyenin şanı, şöhreti senin makam odanın, belediye makam odanın bile yani solda sıfır bırakır. Kaldı ki gelmişsin orada mağdur rolü oynuyorsun, komik duruma düşüyorsunuz. Yapacak bir şey yok yani. Bir sandalyeyi mesela arkasından o icrayı gönderen, bak icrayı gönderen firmanın avukatıyla kol kola resimlerin çıkıyor. Beraber geziyorsunuz. Yani icrayı gönderen, sana icra davası açıp da kazanan o haciz eden malını kişinin avukatıyla kol kola geziyorsunuz. Bu ne lahana ne hani derler ya, periz turşusu, ne lahana ne periz turşusu. O yüzden siz güzel hani tiyatro çeviriyorsunuz, mağdur rolü. Koskocaman, bak koskocaman büyük şehir Adana'yı komik duruma düşürüyorsunuz yani. Buna çocuklar bile güler aslında gerçeğinde yani. Ama işte bilmiyorum yani halk, Adana'nın halkı yani bunu nasıl yutuyor? Nasıl bunu hoş karşılıyor? Çok abartıyorsunuz, ileri gidiyorsunuz. Yani böyle basit bir oyunla, hani madir edebiyatıyla nereye kadar gidebilirsiniz yani? Bunu biz halka da anlatıyoruz burada. Bakın, şu da çok açık, şunu da söyleyeyim, hemen anlamanız lazım. Belediye seçimleri öncesinde, bak benim kaybedecek bir dakikam bile yok, hemen bana mazbatamı verin, ben işe güce koyulacağım diyen, her mahallede, her sokakta, her pazarda kendini gösteren, sabahlara kadar, akşamlara kadar seçim propagandaları yapan, bayraklar dağıtan, evlere giden, bayraklar asan, evlere giden, ziyaretlerde bulunan bu partinin meclis üyeleri, başkanlar, şunlar bunları yoku var ediyorlardı. Tövbe haşa, o gün peygamber rolündelerdi. Peygamber. Mucize yaratıyorlardı seçim öncesi. Hangi halkın, hangi vatandaşın derdi var? Ben diyordu bugün senin için peygamberim diyordu. Tövbe haşa, Allah tarafından gönderilmiş. Mucize yarattım sana istediyordu. Böyle seçime girdiler. Kazandılar. Seçim bitti. Şimdiki bahanelere bak. AK Parti bizi engelliyor da, haciz götürüyor da, ondan sonra bize engel oluyor, ayağımıza çelme takıyor da biz hizmet veremiyoruz. Çok böyle büyük borçlu bir belediye devraldık. Kara bir delik. Çalışmamıza engel var. Biz geliri gideri hesaplayamıyoruz. Yetişmiyor falan filan. Ama bakın seçimden önce ne diyordunuz? Kaynak. Ne kaynak? Belediyenin geliri kendine yeter. Biz bu belediyeyi aldıktan sonra tasarruf yapacağız. Huzur masrafları kızacağız. Gereksiz harcamaları önleyeceğiz. Biriktireceğiz. O biriken parayı hizmet vereceğiz. Hatta artacak. Artanla da halka dağıtacağız diye o kadar yalanlar söylüyordunuz.
Ekrem İmamoğlu ne diyordu? 4 yaşındaki bir çocuk annesiyle babasıyla bindiğinde para alınmayacak. 12 yaş altı çocukların hiçbirinden para alınmayacak. Süt bedava, su bedava. Nerede hani? Yalan. Bunların yalan olduğunu bile daha da götürüp oyu basan o insanlar var ya, onlara ben ne diyeyim yani? Kardeşim burada yani benim terbiyem müsaade etmiyor mu? Kendi kendine sor. Ben mal mıyım? Bir deyin yani. Ben mal mıyım? Deyin. Bakın AK Parti'nin şu anda bak Ahmet Davutoğlu AK Parti'den ayrıldı. Ayrıldı bakın. Ama AK Parti'nin çatısı altında söz verdi. Almanya'ya geldi buraya. Dedi ki Almanya'da dedi askeri hani paralı askerlik var ya, paralı askerliği ben 5000 eurodan 1000 euroya indireceğim eğer kazanırsam diye. Söyledi bunu. Daha sonra benim kardeşimin çalıştığı firmada, bak ismini söylemeyeyim, firmanın ve şeyin ismini söylemeyeyim. Orada çalıştığı iş arkadaşları Tunceliliydi. Abi Tunceli'li Kürt PKK. Yani her Kürt PKK olduğundan demeyeyim yani. Kürt'ün PKK kısmından. Alevi aşırı derece HDP ve PKK'lı. Yani Türkiye'ye o kadar düşman ki bildiğin bilir. Adam gitti AK Parti'ye oy bastı. Ya diyor ki arkadaşlar niye AK Parti'ye oy veriyor? Neden? Hani sen koy HDP'lisin ya, PKK'sın. Her şeyde bizle tartışıyorsun sen. Niye? Diyor ki Ahmet Davutoğlu seçilirse, başbakan olursa askerlik 1000 euroya inecek diyor. Ya yapmazsa? Yo yapar diyor. Niye? Bak AK Parti'de sözü veren kim olursa olsun adı AK Parti çatısı altında herkes o hizmeti verdiğine gavur da inanıyor, kafir de inanıyor. Biliyorlar, gavur gibi de biliyorlar AK Parti'nin doğru ve hizmetkar bir parti olduğunu da gavur gibi de biliyorlar. Adından daha eminler, yine de gidiyorlar ibnelik olsun diye, adilik olsun diye basıyorlar HDP'ye, CHP'ye. Adilik olsun, hizmetin AK Parti'nin verdiğini biliyor zaten. Ama sırf ibnelik olsun diye gidiyor HDP'ye değil de AK Parti'ye, AK Parti değil de HDP'ye veriyor. Hizmet umurunda değil ki onun. Adam Türkiye'yi zaten doğma büyüme sevmiyor ya. Yedi kuşak sevmiyor. Adamın amcası, yeğeni, şunu bunu bir şekilde daha da can vermiş. Gebermiş gitmiş. Adam sevmiyor. Nefret ediyor abi. Nefret. Bugün Erdoğan bir çanta para da verse nefret ediyor. Türkiye'de nefret ediyor. Bunu değiştiremezsin. Nefret ediyor. Ama gitti o seçimde Ahmet Davutoğlu'na verdi oyu. Ahmet Davutoğlu da 1000 euro yaptı askerlik. Gitti 1000 euroyu ödedi. Türkiye'den askerlikten sıyrıldı, kurtuldu. Yani evet arkadaşlar, videomuzu fazla uzatmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Kanalıma abone olup ve videomu beğenmeyi de unutmayın. Hoşça kalın.